bu soğuk rüzgarlar esiyor. Tuğçe abime çok kızdı. Oh olsun. Cem abi de oturup kendi aşk şiirini kendi yazsaydı. Sen ne yapıyorsun? Senin peri kitabına bakıyorum. Çünkü evdekini annem bana göstermiyor. Niye? Büyüme sihri arıyorum da ondan. Toprak, niye bu kadar çabuk büyümek istiyorsun? Sizinle rahat rahat oynamak için. Hem meme emmekten bıktım. Sütü bardaktan içmek istiyorum. Senin gibi bardağı elimde tutarak. Bir gün nasıl olsa büyüyeceksin. Bebek olmanın tadını çıkart. Sen sanki eskiden büyümek istemiyordun. Herkes anlatıyor. Büyük görünmek için Betüş teyzemin ayakkabılarını, elbiselerini giyiyormuşsun. Artık okula başladım. Yapmıyorum öyle şeyler. Büyüdün de ondan. Hevesin gitti tabii. Ne olur bana şu sihri bul da beni büyüt. Hayır, Ferah teyze çok büyük ceza verir. Lütfen, senin yaptığını söylemem. O anlar, bilmiyor musun? Biz periyiz. Ne yapsak anında haberi oluyor. Of! Aman, boş ver Toprak. Hadi, gel sana benim tokalarım da takalım. Bu güzel mi? Bir saniye Firuze abla. Tuğçe ister misin? Buyur Tuğçe. Ya bana öyle bakma Tuğçe ya, lütfen. Konuşma Cem. Kalkıp gitmediğime dua et. Bana bir mektup yazar mısın dedim. Gidip kardeşinin şiir defterinden kopya çektin. Hep senin yüzünden. Tuğçe bir gitsin, göstereceğim ben sana. Öyle bir şey yaparsan bir daha yüzümü göremezsin. Ceren'in ne suçu var? O beni sana ispiyonladı. Sanki o söylemese ben anlamayacaktım. Şurada yazan şiire bak. Bir kızın ağzından bir erkeğe yazılmış. Senin yazmadığın zaten belli. Ama ne? Şiirin adı bile yakışıklı. Ya anlamıyorum Cem. Senden aşk şiiri isteyen kim? İçinden gelen bir iki güzel söz yazsan ne olurdu? Benim yazma yeteneğim yok. Ne yapayım? Sen mutlu ol diye bir şiir yazayım dedim. Ay sağ ol vallahi. Ben böyle çok mutlu oldum. Geldim. Merhaba Bekir'cim, hoş geldin. Merhaba Firuze abla. Gel canım, gel. Merhaba. Merhaba. Kötü bir zamanda mı geldin? Seninle ilgisi yok. Aralarında bir problem çıktı da ondan böyleler. Çilek odasında. Hadi git yanına bakalım. Peki. Hop hop hop. Ben geldim. Merhaba. Aa, Buket. Aa, çilek bakayım. Toprak. Aa, iyi ki beni hatırlamadı. Geçen hafta annesinin saçlarını yolmuştum. Her şeyi unutturma sihri yaptık ya. Ondan şu an seni ilk defa görüyor. Merhaba Toprak. Merhaba. Bana elini uzattı. Niye korktun? Çilek bu daha küçücük bebek. Kardeşimle aynı yaşta. Nereden biliyor tokalaşmayı? Oyuncak de. Ne? Oyuncak de. Çok eğlenceli olacak. Ona ne mi dedin? Evet. Çilek bu gerçek bebek mi yoksa oyuncak mı? Evet oyuncak. Oyuncak. Tahmin etmiştim. Biraz oynayabilir miyim? Benim hiç böyle bebeğim yok. Hem gerçek gibi hem hareket ediyor. Gördün mü? İnandı. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim evde. Peri annem babam ve bizlerle. Hayat renkli, günler şeker.